Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tezer beğenmiş ben. Bugün sizin izlemeyi en çok sevdiğiniz videolardan bir tanesiyle karşınızdayım. Sizin izlerken en çok keyif aldığınız videolardan bir tanesi alışveriş videoları ve bir diğeri de kitaplık turu videosu. Bunu nereden biliyorum? İzlenme oranlarından anladığım kadarıyla en çok alışveriş videolarını ve kitaplık turu videolarını seviyorsunuz. Bu videoda kitaplık turu çekmeyi çok isterdim ama büyük bir kitaplığım olduğu için artık ben bunu bölüm bölüm yapmaya karar verdim. Yani eski kitaplık turu videomda olduğu gibi kitaplık olarak değil de yayın evi olarak veya raf raf olarak ve ilk başta Hasan Ali Yücel klasiklerinden başlamak istedim. Dolayısıyla bugün sizlerle kitaplığımdaki Hasan Ali Yücel klasiklerini paylaşacağım. Hasan Ali Yücel klasiklerine ait olan kitaplarımı sizlere göstereceğim. Elbette ki kitaplığımdaki bütün kitaplar benim için çok değerli. Birini diğerinden ayırmam çok zor. Fakat Hasan Ali Yücel klasikleri benim için biraz daha önemli, biraz daha farklı bir yerde duruyor. Bu yüzden ilk önce Hasan Ali Yücel klasikleriyle başlamak istedim. Neden biraz daha önemli? Çünkü klasik bunlar ve hem size verdiği bilgi yönünden ele aldığınız zaman hem de karakterlerin sahiciliği ve çok başarılı bir şekilde anlatıldığı için biraz daha insanı besleyen ve bence bu yüzden herkesin okuması gereken kitaplar olduğunu düşünüyorum. Bu sayede ben de çok uzun olmayan kısa videolar paylaşabilirim diğer arkadaşlarım gibi. Zaten benim kitaplığımın iki rafı sadece Hasan Ali Yücel klasiklerine ait. İsterseniz şimdi hemen kitaplara göz atmaya başlayalım. Rafın en başında toplamda 8 tane Tolstoy'a ait kitap yer alıyor. İlk önce Anna Karenina'yı görüyorsunuz. Anna Karenina benim çok severek, çok keyif alarak okuduğum klasiklerden bir tanesidir Tolstoy'a ait. Diriliş yanlış hatırlamıyorsam benim Tolstoy'dan okuduğum ilk eserde. Karakterlerin yaşadığı olaylar hakikaten sizi çok fazla etkiliyor. Kendinizi romanın içerisinde bulacağınız, çok severek okuyacağınız kitaplardan bir tanesidir. Kazakları henüz okumadım. Şeytan Peder Sergi'yi yine henüz okumadım. Çocukluk, ilk gençlik ve gençlik kitapları da Tolstoy'un aslında onu tanımanıza olanak sağlayan kitaplarından 3 tanesi. Onun çocukluğunu, yaşamını, karşılaştığı olayları okuyorsunuz. Biliyorsunuz ben biyografi, otobiyografi türünde kitaplar okumayı çok sevdiğim için bunları da keyif alarak okumuştum. Ve son olarak İnsan Neyle Yaşar var. İnsan Neyle Yaşar da zaten herkesin çok severek okuduğu Tolstoy eserlerinden bir tanesidir. İnce olduğu için de özellikle kısa sürede okuyup bitirebileceğiniz ve çok da keyif alacağınız kitaplardan bir tanesidir bu. Çünkü dediğim gibi tüm klasiklerde olduğu gibi bu da aslında oldukça öğretici bir kitap. Ve Tolstoy'ların hemen yanında iki tane Emil Zola'ya ait kitabım var. Bir tanesi Germinal, bir tanesi Yaşama Sevinci. Germinal benim Hasan Ali Yücel klasiklerine ait ilk okuduğum kitaplardan bir tanesiydi ve oldukça etkilenerek, çok severek okumuştum. Yaşama Sevinci de içeriğini okuduğum zaman çok ilgi duyarak aldığım, kitaplığıma ekledim fakat henüz okumadığım kitaplardan bir tanesi. Ve Emil Zola'nın hemen yanında 3 tane Balzac eseri görüyorsunuz. Valideki Zalmak benim daha önce başka bir yayın evinden okumaya çalışıp fakat çeviriden kaynaklı problemlerden dolayı devam edemediğim, yarım bıraktığım kitaplardan bir tanesiydi. Hatta bu yüzden Balzac okumaya da epey süre ara vermiştim ben. İş Bankası Yayınları'nın Hasan Ali Yücel klasiklerinden aldım ve bunu yeniden okumayı deneyeceğim. Ardından Mutlak Peşinde yorumlarına bayılarak ve çok merak ederek aldığım kitaplardan bir tanesi. Goriot Baba da yine benim çok merak ettiğim ve birçok okuma arkadaşımın severek okuduğunu bildiğim kitaplardan bir tanesiydi. Hatta okuduğum kitaplarda da sıklıkla karşıma çıkan romanlardan bir tanesi. Şimdi hemen kamerayı biraz sağa doğru kaydırarak yanındaki kitaplarla devam edelim. Oblomov'da benim yanlış hatırlamıyorsam 1-2 yıl önce çok severek, çok keyif alarak okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Tembellik dediğimiz zaman aklımıza direkt gelen isimlerden bir tanesidir Oblomov. Oblomov'u ufak bir okuma grubuyla birlikte okumuştum. Biliyorsunuz önceden okuma grupları oluşturuyordum ben sürekli. Ve okuma grubumuzda farklı bir yayın evinden okumaya çalışan, çevirden dolayı çok da kitabı okuyamayıp yarım bırakan arkadaşlarımız vardı. Eğer böyle bir tecrübe yaşadıysanız, çeviri problemi yaşadıysanız Hasan Ali Yücel klasiklerinden olan baskısına bir şans vermenizi tavsiye ederim. Bunun hemen yanında 3 tane Gogol var. Bunlardan bir tanesi Ölü Canlar. Bir Deli'nin Anı Defteri,
Palto ve Burun çok etkilenerek okuduğum kitaplardan bir tanesiydi bu ve Müfettiş var. Müfettiş'i henüz okumadım ne yazık ki. Ve hemen yanında biraz daha böyle felsefi altyapısı olan kitapları görüyorsunuz. Çok seviyorum çünkü. Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabı var burada. Çok keyif alarak okuyan arkadaşlar var. Fakat benim çok büyük beklentiyle başlayıp çok da aradığımı bulamadığım kitaplardan bir tanesiydi bu. Ve hemen yanında insanın anlama yetisi üzerine bir soruşturma var. Onun hemen yanında Jean-Jacques Rousseau var 3 tane. Çok seviyorum. Toplum Sözleşmesi benim ilk okuduğum Jean-Jacques Rousseau kitabıydı. Dillerin Kökeni ve Söylev var burada. Özellikle Toplum Sözleşmesi'ni bence herkesin okuması gerekiyor. Çünkü bir birey olarak sorumluluklarımızı ve bir devletten de neler beklememiz gerektiğini aslında biraz size anlatan kitaplardan bir tanesiydi. Bunların hemen yanında Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni var. Bu roman türünde kitap okumayı seven arkadaşlar için biraz sıkıcı olabilir. Ama ben bu tarz okumaları sevdiğim için kitaplığıma eklemiştim. Madame Bovary var. Yakın zaman önce okuyup yine karakterini çok sevdiğim, çok fazla içselleştirdiğim. Bir de psikolojiye merakınız varsa aslında karakterlerin üzerinden psikolojik analizler yapabilmeniz adına size olanak sağlayan kitaplardan bir tanesi bence. Montaigne'in denemelerini ben çok çok önce lise zamanlarında alıp okumuştum. Fakat farklı bir baskısı vardı bende. Bir de bu yayın evinden olmasını istiyordum kitaplığımda. İlerleyen zamanda yeniden okumak istediğim kitaplardan bir tanesi çünkü. Shakespeare'in soneleri var. Shakespeare'in hiçbir kitabını okumadım. Çok merak ediyorum ama çok da korkuyorum. Hatta burada Romeo ve Juliet var. Belki ondan başlarım diye. Fakat sonelerin içerisinde belki biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlar için göstereyim. Şöyle dizeler var. Bir tarafında orijinal dili, bir tarafında da Türkçe halini bulabilirsiniz. Dediğim gibi bunun yanında Romeo ve Juliet vardı ve biraz daha kamerayı sağa kaydırarak videomuza devam edelim. Burada da Oscar Wilde'dan Bütün Masallar, Bütün Öyküler var. Onun hemen yanında Dorian Gray'in portresi var. Ve hemen yanında Gurur ve Önyargı var. Bunları hızlı geçiyorum çünkü henüz okumadığım kitaplar benim. Seneca var bir tane. Bilgenin Sarsılmazlığı üzerine. Ve hemen yanında Macaulay var, Hükümdar. Bu kitaba başlar başlamaz zaten çok fazla etkilenmiştim. Çünkü şu an yaşadığımız ülkede, şu an yaşadığımız çağda da karşılaştığımız siyasi olumsuzlukları burada çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yaşadığımız sorunların benzerlerini burada okumak öngörüsü yüksek olduğunu düşündürtüyor ilk önce size. Fakat kitapta biraz ilerlediğiniz zaman aslında bunun bir öngörünün ötesinde yaşanılan olayların ve insanların tepkilerinin hiçbir zaman değişmediğinin bir kanıtı gibi bu kitap. Çok severek okudum ve kesinlikle herkesin okumasını tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesiydi. Fakat bir roman akıcılığında olmadığı için odaklanarak okumanız gereken eserlerden bir tanesi. O şekilde okursanız çok daha verim alarak ilerleyebilirsiniz. Sokrates'in Savunması da yine benim ve birçok okuma arkadaşımın severek okuduğu kitaplardan bir tanesi. Ve hemen yanında Platon'un Devleti var. Şimdi diğer rafımıza geçelim ve hızlıca oradaki kitaplarla devam edelim. Bu rafın en başında biraz daha hacimli kitapları görüyorsunuz. En başta Victor Hugo'dan Sefiller var. Benim çok severek ve grupla da okuduğum için çok keyif alarak okuduğum klasiklerden bir tanesiydi. Hemen yanında Monte Cristo kontunu görüyorsunuz. Ve yine kesinlikle grupla okumamış olsaydım bu kadar keyif alamazdım dediğim eserlerden bir tanesiydi. Çünkü bu şekilde kalın kitapları özellikle çok da kalabalık gruplarla değil de maksimum 10-15 kişilik gruplarla okursanız eğer okudukça konular üzerinde sohbet ederek ilerlerseniz çok daha fazla verim alırsınız. Ben ikisini de bu şekilde çok keyif alarak okumuştum. Ve hemen yanında Yüzbaşının Kızı var. Ben Alexander Pushkin'in birkaç tane ince kitabını okuduktan sonra dilini çok beğenip merak ederek almıştım Yüzbaşının Kızı'nı da fakat henüz okumadım. Hatta bir an önce okumak için aceleyle aldığımı da hatırlıyorum o kitabı da. Ve Yüzbaşının Kızı'nın hemen yanında bir tane Descartes var. Bunlar yine biraz felsefi altyapısı olan kitaplar.
Yöntem üzerine konuşma, aklını iyi yönetmek ve bilimlerde hakikati aramak için. Yine beni biraz takip ediyorsanız bu tarz kitapları okumaktan keyif aldığımı tahmin edebiliyorsunuzdur. Bunun hemen yanında yaşlılık üzerine var ve Gılgamış hikayeleri var. Bunu da henüz okumadım ama merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Genç Werther'in acıları var. Benim kabusum diyebilir miyiz bu kitaba bilmiyorum. Hiç keyif almadığım, çok abartılı bulduğum klasiklerden bir tanesidir. Genç Werther'in acıları. Bunun hemen yanında kadın haklarının gerekçelendirmesi var. Bu özellikle Mart'a geldiği zaman birçok arkadaşımın tavsiye ettiği kitaplardan bir tanesi. Evet, güzel, kadın hakları ile ilgili bilgiler var içerisinde ama bence bundan çok daha iyi, bundan çok daha anlaşılır ve bundan çok daha fazla bilgiyi barındıran kadınlarla ilgili kitaplar var. O yüzden benim çok fazla tavsiye edebileceğim kitaplardan birisi değil. Çünkü biraz karmaşık bir şekilde anlatıyor. Bu yüzden herkesin okuyabileceğini zannetmiyorum. Buradan Murasaki Sikibu'nun günlüğü var. Benim çok severek yıllar önce okuduğum, çok keyif aldığım kitaplardan bir tanesi. Yaklaşık 1000 yıl önce Japonya'da yaşayan Murasaki Sikibu'nun günlüğü bu. İlginç detaylar var içerisinde. 1000 yıl önceki insanların yaşamlarına dair, rutinlerine dair çok ilginç bilgiler vardı. Mutlaka tavsiye ederim eğer merak ettiğiniz bir dönemse 1000 yıl öncesi. Farabi'nin mutluluğun kazanılması var burada. Parma Balastırı var. Yakın zaman önce okuyup çok şaşırdığım kitaplardan bir tanesi. Parma Balastırı'nı ben çok fazla sevemedim. Çünkü çok fazla uzatılmış. Dolayısıyla hep birbirinin tekrarı olan olaylar. Biraz Don Quixote'u anımsatıyordu bana ama Don Quixote kadar iyi değildi kesinlikle. Don Quixote'da çünkü karakterimiz yaşadığı olaylardan yine ders alıyordu. Fakat buradaki karakter yaşadığı hiçbir olaydan tecrübe edinmeden yine aynı hataları yapmaya devam ediyordu ve sizi kızdırıyordu. Dolayısıyla bir yerden sonra benzer şeyleri okumak da beni yormuştu. Bununla ilgili hatta Mehmet Gürel'in sıklıkla anlattığı komik bir şey var. Parma'ya gidip Parma Manastırı'nı arayan turistler varmış. Fakat zaten Parma Manastırı diye bir manastır da yokmuş. Parma Manastırı sadece o bölgeye verilen isim Parma. İlginç bir kitaptı. Gerçekten sevmedim. Ve burada Dostoyevski'ler var. Kamerayı biraz daha sağa çevirelim. Evet, bu rafın kalanın da genellikle Dostoyevski'ye ait. Hatta hepsi Dostoyevski'nin kitabı. Karamazov Kardeşler. Benim çok severek okuduğum, gerçekten eminim ki birçoğunuzun da keyif alarak okuyacağı kitaplardan bir tanesidir. Kalın ve kalın olduğu için de aslında insanların gözünü korkutan bir roman. Fakat başladığınız zaman çok keyifli bir şekilde ilerliyorsunuz. Tüm karakterleri benim için çok değerliydi ama özellikle orada unutamayacağım bir peder karakteri vardır benim. Onu tek başıma okumuştum, grupla okumamıştım. Tek başınıza da çok keyif alarak okuyabilirsiniz. Suç ve Ceza benim Dostoyevski'den favori eserlerim arasındadır. Çok heyecanı yüksek, çok böyle her an bir şey olacak telaşıyla ilerlediğiniz eserlerinden bir tanesidir Dostoyevski'nin. Ve hemen yanında Budala var. Budala'daki karakter Prens Mişkin de benim için gerçekten çok değerliydi. Çok severek okuduğum eserleri arasındadır Dostoyevski'nin. Ecinliler var. Ecinliler de aslında zor okunan Dostoyevski eseri olarak biliniyor. Fakat ben onu da çok keyif alarak okumuştum. Ezilenler var. Hemen onun yanında Dostoyevski'nin ilk ve tek aşk romanı. Beni çok şaşırtmıştı. Ezilenler deyince çünkü bu ezilenler kavramının karşılığı, bendeki karşılığı bambaşkaydı. Bu kitapta ise bambaşka olduğu için beni oldukça şaşırtan Dostoyevski eserlerinden bir tanesi oldu. Onun hemen yanında Ölüler Evinden Anılar var. Orada biraz daha Dostoyevski'nin kendi yaşamından izlere rastlıyorsunuz aslında okurken. Hemen yanında Ev Sahibesi var ve onun yanında Öteki var. Öteki biraz yeteri kadar belki de iyi anlaşılmadığı için az sevilen eserlerinden bir tanesidir. Özellikle o kitaba başlamadan önce içerisinde spoiler olmayan kitap yorumlarına bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ve hemen yanında yine heyecanınızı tutarak bir solukta okuyacağınız Kumarbaz var. Yine çok severek okumuştum ben. Karakterin heyecanını içinizde hissederek okuyorsunuz bu Dostoyevski kitabını da.
Onun yanında Beyaz Geceler var. Beyaz Geceleri ben henüz okumadım. Sanırım burada da bir tek onu okumamışım. Tatsız bir olay var. Bu Can Yayınlarından, fakat Dostoyevski'lerin yanında olmasını istediğim için buraya koydum. Yine trajikomik bir hikaye var burada da. Dostoyevski'nin birçok kitabında olduğu gibi ilginç bir karakterle onun başına gelenleri okuyorsunuz. İnsancıklar yine benim için çok özel, çok sevdiğim Dostoyevski eserlerinden bir tanesidir. Ve son olarak burada Yeraltından Notlar var. Yeraltından Notlar belki de benim ilk okuduğum Dostoyevski kitabı olabilir. Hatta okuduktan sonra bunun, yanlış hatırlamıyorsam, evet, oyunu vardı ve oyunun da gidip izlemiştim, bileti kitabın arasına koymuştum. Ne zaman? 2017 yılında. Oyun da çok başarılıydı. Yani bu kadroyla oynanan oyun da çok başarılıydı. Kitap da gerçekten çok güzel, oldukça etkileyici. Yeraltından Notlar adıyla olan oyunu ben çok sevmiştim. Fakat 1-2 yıl önce de sadece Yeraltı diye geçen bir oyun var. Tam olarak hangi tiyatro ekibinin oynadığını şu an hatırlayamıyorum ama onu hiç beğenmemiştim. O gerçekten çok fazla değiştirilmişti. Çok fazla günümüze empoze etmek adına her şeyi değiştirmişlerdi ve hiç sevmemiştim. Aynı zamanda Yeraltından Notlardan esinlenerek yapılan bir de film var. Engin Günaydın'ın başrolde oynadığı, buradaki karakteri Engin Günaydın canlanıyor. Adı da Yeraltı. Eğer kitabı okuduysanız ve ilginizi çektiyse mutlaka o filmi de izlemenizi tavsiye ederim. Benim çok severek izlediğim filmlerden bir tanesiydi. Ve Yeraltından Notlar'da benim Hasan Ali Yücel klasiklerinden göstermek istediğim kitapların sonuncusuydu. O da Can Yayınları'na aitti, fakat Dostoyevski eseri olduğu için yine Dostoyevski'nin kitaplarının yanına koydum. Genel olarak Hasan Ali Yücel klasiklerine ait olan kitaplarım bu kadardı. Ve bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Umarım çok fazla uzatıp zamanınızı almamışımdır. Fakat günün sonunda baktığımız zaman kocaman bir kitaplığı bir seferde göstermektense, uzun bir video çekmektense bu şekilde bölümlere ayırmak, yayın evi yayın evi olarak veya raf raf ilerlemek bana biraz daha mantıklı geldi. Sizin de bu konuda önerileriniz varsa mutlaka yorum olarak paylaşabilirsiniz benimle. Benim için de bu şekilde çekmesi biraz daha kolay oldu. Umarım sizler için de izlemesi keyifli olmuştur. Ve izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.